Hoş gelmişsin Selcan Hatun. Hoş gelmişsin. Hoş bulduk Bamsı Bey. Senin vazifen hepimizden ağırdı. Allah senden razı olsun. Asıl zorluk şimdi başlayacak. Ertuğrul Bey nasıldır? Ahvalini anlat hele. Selcan Hatun, vakit dua vaktidir. Sen de bilirsin ki Allah'tan ümit kesilmez. Ah Ertuğrul Bey, ah. Osman'ım kaleye gitmiş öyle mi? Doğrudur, doğrudur. Şimdi de ağabeyi onu cezalandırmak ister. Aklını başına toplasın. Ne cezasıymış ki bu? Sen merak etmiyorsun. O işler o kadar kolay değildir. Şimdi ben bir bakayım da ne karar almışlar. Ben de geleceğim. Eyvallah. Eyvallah Selcan Hatun. Haydi. Yaş. Yaş. Ben Ertuğrul Gazi'nin toy meclisinde tüm beylerin huzurunda alt başı seçtiği savcı bey. Osman Bey kat'i emrime karşı gelerek esirlerin hayatını tehlikeye atmıştır. Obaya döndüğü vakit tutuklanacaktır. Savcı, acele karar vermezsin kardeşim. Osman'ın esirlerimizi sağ salim alıp gelmeyeceğine malum. O vakitte mi kardeşini zincire vuracaksın? Gündüz Bey, bu iş töre işidir. Yoldaş, kardeş işi değildir. Eyvallah, Savcı Bey. Eyvallah. Lakin unutmayasın. Osman emre karşı gelerek senin hayatını kurtardı. Hal böyle diye her vakit emrime itaatsizlik mi edecek? O bildiğini okusun diye mi ben alt baş oldum? Savcı Bey! Savcı Bey! Ertuğrul Bey'imiz emir vereceği durumda değilken böyle ağır bir karar almayasın. Böyle karar vekaletle değil, asaletle alınır. Alt başlığı vekalet makamı değildir. Bu sözü keşke Osman Bey'e de söyleyeydim Bamsı Bey. Zira Kayı Bey'i gibi davranır. Öyle davranır. Çünkü her hareketiyle Kayı Bey'i olmaya layıktır. Hoş gelmişsin yenge. Lakin gördüğün gibi ben de geldim. Selcan Hatun. Ataşa odunla gitmeyesin. Şimdi vakit Kulucahisar'ı nasıl geri alacağımızı konuşmanın vaktidir.